İlayda, gördün mü haberlerde denizler deniz kızları görülmeye başlamış abicim. Ya zaten sen normal hayatta da kardeşim var senin. Ben de bir deniz kızı sayılırım. Çok da heyecanlanmana gerek yok bence. Ya ne deniz kızı ya? Sen olsa olsa şempanze kızı olur. Allah Allah ya. Beni çıldırtma. Ciddiyim. Sana bir şey anlatıyorum burada. O zaman deniz kızı varsa ne yapıyoruz? Sahile gidiyoruz. Ya sahile gidiyoruz da ya deniz kızları kötüyse bize saldırırlarsa? Deniz kızı kötü olamaz ki. Niye olamasın? Bildiğim kadarıyla. Yani sana saldırsa ne olur? Denizden çıkarsa hiçbir şey yapamazlar. Doğru diyorsun. Sonuç olarak karada yürüyemiyorlar. Denizde sadece. Evet Evet. arkadaşlar, sizce deniz kızları gerçek mi? Yorumlara yazın bakalım. Bugün deniz kızı bulmaya gidiyoruz. İlayda ile beraber umarım dediklerim gibi de arkadaşlar, yani yalan mı haberler gerçek mi diye bakmaya gideceğiz. İlayda, sence gerçek mi yoksa yalan mı bu haberler? Yani deniz kızı gerçek abi. Zaten ben rüyalarımda deniz kızlarıyla sürekli muhabbet eden bir insanım. Yani kendileri benim arkadaşım olur. O yüzden yabancılık çekmeyeceğini düşünüyorum. Allah Allah, paşama bak sen. Rüyalarını deniz kızıyla şey yapıyormuş, muhabbet ediyormuş. Sen horlamaktan başka bir şey yapıyor musun rüyanda? Horlamak dışında tabii ki de yani yaptığım bazı aktiviteler var. Hamsi diye bir hayvanım var benim. Onu Bak, besliyorum bak evde. oğlum bak, beni çıldırtma şimdi. Dur Allah kanka, ben Allah. şaka yaptık ya. İyi, Neyse. sen biraz güneşlen o zaman, ben de yüzeyim. Marketten bir şey alıp geliyorum. Şuna baksana ya, hiçbir şeyimiz yok. Şuna bak. Sen bekle burada, ben marketten içecekler alıp geliyorum. İyi arkadaşlar, ben de o zaman şöyle telefonu su geçirmez tarafa koyayım. Sonra da yüzmeye başlayayım. Umarım deniz kızıyla karşılaşabilirim. Hop 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 hop. Ya acaba deniz kızları gerçekten gerçek mi arkadaşlar? Şurası yani güzel bir yere benziyor yani. Deniz kızı bence şurada olabilir. Buraya gidelim bakalım bir yani. Deniz kızı var mıymış, yok muymuş? Of arkadaşlar, yüzüyorum ama çok tehlikeli bir yüzüş bu ya. Lan ulan var ya, inşallah burada bir şey yoktu. Deniz kızı. Aa, selam, sen de kimsin? Ben Efe Berke de. Sen gerçekten deniz kızı mısın? Evet, deniz kızıyım ben. Senin burada ne işin var? Benim burada ne işim var? Ben seni bulmaya gelmiştim aslında. İyi yaptın, iyi yaptın. İsim neydi bu arada? Tanışalım istiyorsan. İsmim Efe. Ya deniz kızı. Sen gerçekten deniz kızı mısın? Arkadaşlar baksanız ayaklarına. Gerçek bir deniz kızı. Bir şey diyeceğim, çok yakınlaşmasın olurum. Ben korkuyorum da. Tamam. İstiyorsan seni biraz gezdirebilirim buralarda. Evime falan getirebilirim. Senin evin mi var? Evet. O benim kız kardeşim gelecek. Kız kardeşim geldiğinde eğer beni bulamazsa çok korkar. Yani bugün bu gezme işini yapamayabiliriz. Bir şey olmaz. Gel gel. Ya olmaz deniz kızı, bugün değil. Gel dedim sana. Ya, deniz kızı. Gel dedim sana. Gel buraya. Arkadaşlar kaçın. Beni yiyecek. Buna Melila'ya değil gibi bulup anlatmalıyım. Of çok korkunçtu. Deniz kızına bakın. Beni evine götürecekti. Sonra beni belki yiyecekti. Balık tava yapacaktı. Hemen gitmeliyiz şuraya. İlayda nerede acaba ya? İlayda bulmamız lazım. Şunu atlasam. Bacağım. Oh lan, çok acıdı ya. İlayda'yı beklerim bari. Lan İlayda. Barış. İlayda çok garip şeyler oldu. Ne oldu? Deniz kızı gördüm. Nasıl gördün ya? Şaka yapmıştım ben, onlar gerçek değil ki. Ya şaka yapmıyorum, gerçekten deniz kızı gördüm. Bak hem de buradaydı. Bak gel gel gel. Oo gitmiş. Abi sen halüsinasyon mu gördün? Bak hatta buradan çıktı. Kapanmış. Abi yani bilmiyorum. Bir doktora falan mı gideceğim? Sen kafanı bir yerlere mi vurdun? Ya ileride ben sana şaka yapmıyorum, ciddiyim. Gel buraya dedi. Seni evime götüreceğim dedi. Ben dedim kız kardeşim orada, yani çok korkar beni göremeyince dedim. Sonra işte pek takmadı. Sonra beni geldi, gel buraya falan dedi. Bana biraz böyle vurdu, ben kaçtım. İşte ya, Allah Allah ya. Şu anlara peki ben niye göremiyorum bu deniz kızını? Ya İlayda. Nereden bileyim ben nerede? Allah Allah. Keyfimizden mi sanki gitti, kaçırdı kızı? Aman boş ver. Gittiyse gitti işte. Hadi gel beraber eğlenelim işte ya. Bu arada bakkal kapalıymış. Ya ben denize girmek istemiyorum. Havuza girelim, gel. Ya Deniz abi bir çok şey olmaz. korkunç. Gel gel. Hayır, deniz kızı yok gelirse. Ya beni tutarsa denizin içinden böyle çekerse, sürüklerse. Ya yuh, abartma. Ya abartmıyorum İlayda, sen deli misin? Allah Allah. Arkadaşlar siz şahit değil misiniz? Görmediniz mi yaptıklarını? Beni yiyecekti. Ya deniz kızı niye yesin bir kere? Ya Deniz niye kızı yemesin? insan mı yiyor? İnsan mı yiyor bir kere bunlar? Belki beni sahiplenecekti. Ne güzel işte, deniz kızı ailen olurdu bir tane. Ya ne olması ya, Allah Allah. Benim bir tane ailem. Allah Allah. Bir insanın bir tane ailesi olur. Bir sürü ailesi olmaz. İyi peki peki hadi. Atam! Hoppa! Of arkadaşlar ya. Havuza Hasta mısın? Evet çok hastayım. Ben de havuza girmeyeceğim. Daha çok hasta olurum. Yani ne olacak ileride? Hava çok sıcak zaten. Hava 43 derece.
Niye hasta olursun sen bir daha Efe belki? Ya niye hasta olasın Allah Allah? Hava 43 derece, havuz da yanıyor zaten, sıcak. Hoppala. Arkadaşlar ya. Bu deniz kızı sen şimdi gördün ya. Evet. İnternet tamam, ben baktım, deniz kızı bulmanın değeri çok fazlaymış. Yani bu deniz kızını görüp haber verirsen belediye başkanı veya Fatih Müdür'e güzel paralar veriyorlarmış ha. Yemin et. Çünkü deniz kızları çok nadir görülen bir varlık olduğu için onu görüp onunla hemen böyle yani fotoğraf çekilmek istiyorlar ve çok güzel paralar teklif ediyorlar. Allah Allah. Demek ben bu deniz kızını para olarak kullanabilirim diyorsun yani, öyle mi? Yani diyorum ki bizim havuza alsak deniz kızını, sonra bizim havuzda deniz kızı varmış gibi var zaten de bunu insanlara yaysak, sonra insanlar fotoğraf çekilmeye gelseler biz para kazansak. Ama burada yaşayamaz ki o. Burası tuzlu su değil, burası tatlı su. Ölür deniz kızı burada. Tamam, ekleriz tuz. Ne olacak ki? Nasıl tuz ekleriz? İki yemek kaşığı tuz mu ekleyeceksin havuza ileride? İşte eklerim, karıştırırız o mis gibi. Kocaman da istiyorsan kaşık al, karıştır havuzu. O zaman bizim karşı denizden kovalarla buraya sular getirelim. Ya saçmalama İlayda, böyle bir şey olması imkansız. Deniz kızını buraya getiremeyiz, getirirken ölür bir kere. Ya ne olacak bir kere ya, Allah Allah ya. Çok güzel aklım şey, tamam. İptal plan, sen bir şey söyle. Geri geç şuradan bak beni çıldırtmaya, Allah Allah ya. Gidip biraz dinlenelim. Aşırı uykum var ya benim. Arkadaşlar sizin de uykunuz var mı ya? Bu sıralar çok uykum var ya. Allah Allah, ben gideyim biraz uyuyayım bari. Arkadaşlar ya, of, ben niye sabah sabah uyudum ya? Akşam oldu şimdi ya, bu saatte uyandım. İlayda da büyük ihtimalle odasında yatıyordur. Neyse, gidip uyandırayım. Şimdi başıma bela olur. Konuşacak vır. Çenesi de hiç durmuyor. Maymun. Allah Allah ya. Arkadaşlar ne yapsam ya? Şu deniz kızını bir daha görmeye gitsem mi sizce? Ne diyorsunuz? Yani deniz kızını görürsem belki onunla konuşup onu bir şeylere ikna edebilirim. Ya İlayda'nın dediği de aslında mantıklı. Deniz kızı sayesinde çok para kazanabiliriz. Of ya. Neyse, gideyim bakayım. Şu bulduğum yere onu. Oh! Arkadaşlar deniz kızı orada. Lan koş. Hatta telefonumu alayım. Şöyle. Telefonla arkadaşlar şöyle onun videosunu çekeyim. Aha. Vallahi çekiyorum arkadaşlar. Deniz kızı olduğu gözüküyor. Resimlerini çekiyorum. Hop. Tamam, çektim. İşte bu. Bir dakika, şu telefonu şöyle koyalım. Efendim. Ne? Sen korkuttum galiba. Özür dilerim. Evet, bana saldırıyordun az kalsın. Ama ben sana saldırmak istememiştim. Sadece arkadaşım olmayı istemiştim. Ya bana saldırmak istemedin ama vurdun, öyle mi? Ya ben sana vurmadım. Seninle sadece oynamak istedim ama senden yanlış anladın. Allah Allah ya. Psikolojik problemlerin mi var senin kızım? Peki. Seninle arkadaş olmak sende kabahat. Olmazsan olma. Tamam, bir dakika ya. Tamam, öyle deme. Geldim. Ama sen korkutuyorsun beni. Bak, sana zarar verdim. Şu an vermedim. Vermedin ama beni bir yerlere götürmeye çalıştın. Ya evime gitmeye çalıştım seni, evime. Ailemi tanışmak istedim. Senin ailen mi var? Tabii ki de ailem var. Yani kocan falan mı var? Hayır tabii ki de ya. Efe saçmalama, evli falan değilim ben. Deniz kızları evlenemiyor mu? Evleniyor da ben evli değilim yani. Deniz adamın belediye başkanı var mı? Efe niye böyle saçma sorular soruyorsun? Ne bileyim, merak ettim yani, sizin Deniz'de bir şeyiniz var. Oo! Ertuğrul varmış ya. Efe abiş kahvaltıda ne var? Umarım Efe abiş kahvaltıda 36 tane yumurta, 50 tanesi sucuk yapmış şimdi. Efe abi. Efe bilgisayar da oynamıyor. Yani bu çocuk nerede? Gerek, umarım deniz kızının yanına gitmemiştir. Korkuyorum diyor. Deniz kızının yanına gidiyor. Korkuyorum diyor. Deniz kızı yanındaydı arkadaşlar. Ben bu çocuğu anlamadım valla. Bakalım nerede? Efe abişimin kokularından yola çıkarak Efe abişim sanırsam sağ tarafta. Evet. Nereden bilirim ben bunu çünkü arkadaşlar? Efe abiş sıktığı bir tane parfüm var oradan. Aha, koku buradan geliyor. Böyle gidiyor. Böyle. Burada bir koku ağırlaşıyor. Aha! Telefon buldum arkadaşlar. Yerde. Bakayım. Efe abiş deniz kızını çekmiş. Nasıl yani?
Efe abiş buradaydı. Deniz kızını çekti. Deniz kızı çok sinirlendi. Efe abişimi öldürdü. Hayır Efe abişim ölemez. Ada çok genç. Lan neredeyim? Deniz kızı nereye getirdin beni? Sakin ol. Çok güzel bir yerdesin. Evinden uzakta, ailen uzakta. Artık benimle beraber yaşayacaksın Efe. Mutlu musun? Ya ben seninle beraber niye yaşayayım ya? Beni çıkmama izin ver lütfen. Yok çıkamazsın. Engeller var. Oradan asla yukarı çıkamayacaksın. Sen de artık bir deniz çocuğu oldun. Ya of ya beni bırak lütfen ya. Ya hayır Efe. Seninle deniz çocuğu yapacağım. Sen benim sevgilim olacaksın. Seninle evleneceğiz. Ya ne evlenmesi ya? Ben denizde yaşayamam. Yaşayacaksın Efe artık bunu kabul et. Seni burada kimse bulamaz. Her yerden bağlantılarını kaldırdım. Ya bir de gülüyor ya. Allah'ın maymununa bak arkadaşlar. Benim buradan bir şekilde kaçmam lazım. İlayda keşke gelip beni kurtarabilse ya. Of Efber kalesi. İlayda ya haber verin. İlayda ve abişim beni kurtarsın yani gelsinler beni kurtarsınlar. Yoksa bu deniz kızı beni gerçekten ısırıp deniz çocuğuna da bir çevirip kendiyle evlendirmeye zorlayacak. Neyse hadi bakalım Efber kalesi size güveniyorum. Kanalıma abone olup video like atın. Sağ olsun açıkçası bizi mutlu. Sağ olsun açıkçası bizi mutlu. Tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sizi bir şey görüşmek üzere ve bay bay.